Günaydın. Yeni bir günden herkese merhaba. Aslan'ı az önce yıkadık, uyandık, bir simit falan yedik. Annemler belki gelirler. Annemle babam geldi, Aslan da uyandı. Şimdi onunla ilgileniyorlar. Aslan, uyandın mı? Kırmızıyı çok seviyor. Oğlum, kırmızı araba alacağım değil mi? Alalım mı? Oğluşcum, gidiyoruz. Gezmeye gidiyoruz. Gezmeye gidiyoruz. Elime mum diksin. Evet, yeni bir şarkı. Hepimiz siyah giymişiz bu arada. Az önce biliyorsunuz ki annemler sabah kahvaltısına gelmişti. Şimdi de biz onlara öğlen oturmasına gidiyoruz. Duşa falan girdim çıktım. Aslan uyudu, bir toparlandı, kendine geldi. Karnını doyurdum. Ve artık hazır, size kombinini göstereyim ya. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Anneciğim, bakın. Siyahları giydi, takım giydi. Çok güzel. Önlüğün olmasa da böyle görünse ya. Görünse tişörtün adam akıllı ya. Şu an duvardaki şeylere gözü takıldı. Bak. Bugün bir de aşımız var. Sağlık ocağı kapanmadan aşıya da yetişeceğiz. Şu an öğle arasındalar. Haydi çıkalım. Fazla gecikmeyelim. Bugün koştur. Bir de bir işbirliğim vardı. Onu da çektim. Yani birçok şeyi halletmiş oldum değil mi Aslancık? Erken kalkan yol alır. Şu örtüsünü de koyalım çantaya. Bizim evden çıkışımız bayağı hengameli biliyorsunuz. Bir sürü şey götürüyorum yanımda. Bunun şeyi yok. Neyi? Arabada herhalde. Arabada buldum üçüncü bir tane. Ha. Bu setimizin bir parçası düşmüş de. Neyse. Bakın bu çanta var. Bunun içerisi full dolu. Ben böyle yedekli gitmeyi çok seviyorum. Örtüyü bile, üstüne örttüğüm örtüyü bile iki tane götürüyorum yeri geliyor. Fazla olsun, eksik olmasın. Eksik olunca çünkü bir kere başıma geldi. Baktım kıyafet yok, bir şey yok. O yüzden her şeyi fazla koyuyorum. Size de söylüyorum yani. İki çanta kullanıyorum hatta, onu da göstereyim. Aslan Bey. Bakın ben zaten bunu bu amaçla almıştım. Bonheur çantanın içerisine de bir mekana giderken atıyorum siyah çantayı yanıma almıyorum. Sadece bunu alıyorum yanıma. Alt açması. Herhangi bir durumda lazım olacak maması, şusu busu onun içinde oluyor. Bir de benim ekstra çantam var. Görüyorsunuz yani, bir de puset elimizde. Biz böyle taşınıyor gibi gidiyoruz birçok yere. Bu arada bir kargo var gelen. Şöyle bir kargo. Bunu da geldiğimizde açarız. Şu an değil. Şu an açmayalım. Çünkü çıkıyoruz. Duvanı bekletmeyeyim. Selen'in yüzünden. Lavanın içine koymuş. Elindeki kaseye. Elim taşımadı. Kaseye düştü. Aslan. Şapşal. Eskiden bir misafir gelirse kullanılır denirlerdi. Şimdi. Eskisi yok gibi. Yenisi bok gibi desene anlar. Aynen. Lent bakıyorum Aslan ya. Annem peynirli. Benim için değişmiyor. Sayın oldu. Ay çok severim peynirli pideyi ya. Ben var ya yıl oldu yemiyorum ha. Aslancık. Levent puseti indirdi, içine koy. Hangi puseti? Çocuk arabasını. Sinem mi çocuk arabası? Meryem demiş ki anne bıraktırayım ya kızım. Ben başlamak istiyorum. Şoförle bırakacaklardı zaten. Ve şimdi mahallemizdeki sağlık ocağına gidiyoruz. İki adımlık yer ama babam götürüyor arabayla şu anda. O yüzden ön koltuğa oturdum, yoksa öne değil arkaya geçerdim. Direkt arka sokak. Sıcakta yürümeyelim diye arabaya bindik. Aşısı var. Aşısı ne olur? Yalnız saçlarım şahane duruyor değil mi şu anda? Değil mi Aslan? Keyfin yerinde bakıyorum. Keyfin yerinde annecik. İlk defa ön koltuğa oturdu ha Aslan. Evet, hiç öne oturmuyoruz biz. Genelde arka koltuk. Pusetle. Aslan, aşı olacaksın. Aşı olacaksın. Yeme elini. Hemşireye bir bilgi verelim. Evet, sana bak. Anneciğim, bir şort hep yukarı çıktı ha. Aşı olacağız. Aşı olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Şimdi önce bir iyileşti. Hadi getirelim bakalım, dedik. Aaa! Oh my god. Kendisine gelmedi Allah'tan. Gel. Ben oraya geleyim. Ne kolumda mı? Kolumda mı? Evet. Bana bir şey olmaz da. Ona bir şey olmasın. Yeni mi emmişti? Aslında bayağı da oldu. Memeletti yaşıyor bir de. Çok da ememiyor da şu an. Bu ay olur. Normal. Evet. Sen artık var ya, kime benzediğin belli olacak. Bayağıdır gelemiyorduk buraya takibe. Aynen. 42 santim. Mıngıldağımız da bayağı kapanmış. Hı. Kullanıyoruz D vitaminler gibi. Bu ay bir de demir damlası başlayacak. Başladık. Başladınız mı? Hayır, bir şey yok. Bir şey yok. Emzik.
ihtiyaçlarımızı da kurtulalım ya. Başka var mı bundan sonra? Var. Birinci yaşında. 6. aydan var. Sonra özel aşısı var ya, 9. ayda, 5 sırası. 1 yaşında var. Sonra 18 aylıkken, sonra 2 yaşında. Seyrediyor sanırım 1 yaştan sonra. Aynen. Ay, inşallah. Hazır mıyız Aslan? Ben bakamam. Ben çok fena olurum. Çıksın. Dedesi o zaman yanık bir türkü söyler değil mi? Hiç beceremem. Hayır, ben bakamıyorum. Senin ağzına atlayacak tamam. Aferin de sana, ben söyleyeyim mi? Kırmızı balık geldi, aşk yufkası. Emre'nin evinde bebek arabası vardı şöyle. Bizim çocuklardan kalma. Aslan'a onu çıkardılar. Bakar mısınız mutluluğuna? Çok rahat. Yine yanlış söyledim. Teyzem, anneannem ve annem oturuyorlar şu anda. Aşkım, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bozduk anneciğim. Hayır. Çok rahat bunda. Teyze. Hani teyze? Yiyeyim seni. Yiyeyim buraları. Hani araba? Anneannemler de gitti bu arada, anneannemle teyzem. Kaçtılar. Şimdi biz böyle oturuyoruz. Birazdan da ben giderim artık. Kargo açma mekanıma geldim. Bu arada annemlerden kalktık. Duhan bizi aldı ve şimdi de eve geldik. Gelen kargolarımı açmak istiyorum. Çünkü inanılmaz merak ettim. Kargo biraz deforme olmuş. O problem yok. İçindekiler sağlam olsun da benim için önemli olan o. Size bunları hemen göstermek istiyorum. Yoksa size göstermezsem, zira ben bunları açıp kendim bakacaktım. Her şey gelmemiş sanırım. Bu alışverişimde bayağı takı söyledim. Daha da söylemeyi düşünüyorum. Zara'da şu an inanılmaz güzel takılar var. Özellikle goldlar efsane duruyor. Bir de böyle keselerin içinde göndermişler. Bu tarz keseleri zaten çok seviyorum. Özellikle bir seyahate giderken günleri grup grup böyle sanki organizer varmışçasına düzenlemek çok güzel oluyor. Çok güzel bir bileklik seti aldım. Şöyle metalik bileklik seti. Bu şekilde. Ya buna bir şey deniyordu. Böyle bilekliklerin altın olanına bir şey deniyordu. Biliyorsunuzdur bence. Bu şekilde hatta takıyorlar. Böyle sıra sıra takarlar altınları. O bilekliklerin aynısı. İsmi de vardı onun. Hatta güzel bir ismi vardı. Neyse, hemen bir diğerine geçelim. Şu aralar biliyorsunuz ki çok fazla gümüş takıya yöneldim. Ama bazı kıyafetler ve bazı kombinler bence gold takıyı kaldırıyor. O yüzden de şöyle bir kolye aldım. Madalyonlu var. Çok güzel duruyor ya. Bir dakika, ben size bunların kodlarını da birazdan göstereceğim. Ay, küpeye bakın. Çok iyi. Yani bu küpeye bayıldım. Bir düğünde herhangi bir elbiseyle vesaire çok çok güzel olacak. Bir de etek aldım. Bu eteği çok beğendim. Yani şu alt tarafındaki o fırfır detayı inanılmaz hoşuma gitti, düştü. Volanlı, yani kendinden bir volanı var. Çok da güzel duruyor. Size şimdi hemen bunların kodlarını göstereyim. Bunu small beden almışım. Ekranı burada durdurup bakabilirsiniz. Şöyle bunu da durdurup bakabilirsiniz. Hemen küpeye geçiyorum. Küpenin kodu da şu. Burada da durdurabilirsiniz. Kolyeye geçelim. Kolyenin de kodu bu. Bunları şimdi toparlayayım. Birkaç şey daha aldım Zara'dan bu arada. Onların da gelmesini bekliyorum. Onlar ayrı bir sevkiyatla çıktı sanırım. Şu an onlar yok. Ama bu aldıklarım çok çok iyi. Babası nerede bunun babası? Oy 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 oy. Anneciğim. Anneciğim hadi günaydın yap. Günaydın. Yeni bir günden herkese merhaba. Biz bahçeli eve geldik. Babaannesi taşınıyor. Ev yerleştireceğiz değil mi oğlum? Babası var ya aslanım. Evet. Efendim. Ne yapıyorsun? Ne yapalım buradayız sen? Abi sonra şöyle koyun, şöyle. Size zahmet. Şimdi biz odaya geçeceğiz ya. Tamam. Düzeni sonra yaparız o zaman. Duvar da gelecek ya. Ya bu buzdolabı var herhalde. Duvarla çamaşır mı? He, o üçüne, o üçüne oraya. Ya bu üçüne. He, başka da bir şey yok. Yukarı çok bir şey çıkmayacağım. Şunları açalım da önemli olan şu şeyler. Evet, başladık yerleştirmeye. Siz de tabii ki yanımda olacaksınız. Bugünü ambiyan çekmeyi düşünüyorum. Keşke evden çıkarken de çekseydim ama olmadı o an. Nereye katılma mı? Herhangi bir yere koyabilirsin abi tamam. Sen. Tamam. Senin diyor masasını oraya koyacağız. Tamam. Bari. Bak mesela bu koltuk var ya şu an. Çok güncel bir model. Yani model olarak da. Aslan. Hemen geliyorum. Hemen. Arada Aslan duysuzlanıyor, ona bakıyorum. Duhan'ın işi var, onu hallediyor. O da gelecek. Hep birlikte edeceğiz. I know you told your friend you're not okay. And
tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. Aslan da şükür uyudu. Yeni bir günden herkese merhaba. Şimdi biz Hatice annemin evini boşalttık. Dün Hatice annem iki gündür hatta dün değil evi toparlıyor. Bugün de taşımacılar geldi ve diğer evindeki eşyalarını aldı, buraya getirdi. Şimdi biz de artık yerleştirme yapıyoruz. Hatice annemin bir şortu vardı, onu giydim. Mutfağı yerleştireceğiz. Zaten en zoru bence mutfak yerleştirmesi olacak. Onun da makinenin bağlanmasını bekliyoruz, bulaşık makinesini. Salon şu anda yerleşti gibi. Aksesuar falan koymuyoruz şu anda. Sonrasında ben evden getireceğim. Çünkü ayırdığım aksesuarlarım var. Aslan şu an yukarıda uyuyor. Aslan bayağı zorluydu. Daha ben yeni inebiliyorum aşağıya. Aslan'la ilgilendim. Onun karnını doyurdum, oynadım, uyuttum. O kısımları çok çekemedim o yüzden size. Yerleştirmeye başladık bakalım yavaş yavaş. Şimdi Hatice annem mestiyeri yerleştiriyor. Bir sürü ayakkabısı var. Bir sürü çantası. Takıyor mu, giyiyor mu değil asla. Ama varlıkları, evet, varlıkları seni mutlu ediyor onların. Vermiş, bir sürü vermiş. Ona rağmen bu kadar. Size şimdi evin genel halini bir göstereyim. Şu anda bu şekilde. Koltuklar bu arada Hatice annemin oturma odası koltuklarıydı. Farklı renkteydik. Onların yüzlerini değiştirdi. Böyle keten yaptı. Size göstereyim. Kendisi açık gri. Burası da böyle koyu gri. Fil dişine de benziyor aslında. Gri demek bin şahit ister. Bence fil dişi bu. Geldik. Bir dakika. Komşumuz geldi. Beyza komşumuz. Buyurunuz ya, efendim. Ben geldim. Hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Yenge nerede? Yerede tadilat olduğu için sorun, evet. Başında. Bizi arada, bitmiyor tadilatlar arkadaşlar. Sürekli olarak. Kafayı yedik. Aynen öyle. Şu karşı evde de şu anda tadilat var. Her yer yıkıldı orada da. Ya şu orta masayı çok beğendim ben. Burada çok güzel oldu bence. Hatice annemin eski bu Maraş. Maraş oyması değil mi anne bu? Maraş oyması. Anne, aşırı güzel. Emine teyze. Evet. Vay, Emine teyze de selam olsun. Işte. Daha da atılır sen merak etme. Aynen, azalmaya doğru gidiyorum. Size şimdi mutfağı göstereyim. Abo, mutfak çok fena. Bakar mısınız? Çok fena. Aslan olmak istedim şu an. Değil mi? Hiçbir şeyden haberi yok şu an. Aynen. En yerleşen yer burası oldu. Yukarıyı da göstereyim size. Bu bir ev yerleştirme videosudur. Allah Allah. Şuralara bakın. Bir sürü eşya var. Nasıl yerleştik hiç bilmiyorum. Burası da böyle şu anda. Hatice annemin yatağı IKEA'dan sipariş etti bu arada. Onun gelmesini bekliyoruz. O yüzden burası böyle kalacak. Şirket yemek getirdi. Şimdi onu yiyoruz. Karışık kızartma, makarna. Bismillah. Şu anda geçtik, mutfağa yerleştiriyoruz. Şunlara bir bakın. Ay ses yedi. Bunlar geçirmemişler. Bir de almışım o kağıtları. Sen aldın. Bir tane. Kendilerine iki de var ki da. Ben onlara koydum ya. Maskeyi sana koydum. Elimi bundan sana oldu. Bir anda uğraşa. Eski bu kağıtları bas koluya. Bizim oradaki eşyalarla gideriz. Aslan'a da sardırırım artık. Hey, onu da götürsen olmazsa. Aslan'a da sardırırım hayatım. He. Beraber sardırırız. Ya Hatice annem vermiş bir sürü. Bak verdi biliyorum ama bana kalsa ben daha çok sürü verirdim. Kız götürün dedim bunu. Niye koymuşlar anlamadım ben. Tamam bu arada ben evi koymamışlar. Bulurum birilerinin evlerini. Sen gözden çıkardıklarını söyledim ama. Oğlumun. Bunu şeyden İspanya'dan getirdim. Gittin mi eve sen? Gittim işte. Gittim bana geldiklerinde. Mutfağın haline bakar mısınız ama? Çok fena. Makine çalışsa hemen biterdi. Kısa programda yıkardım bir de. Efe o makinenin karşılıklarını ver bakayım bana. Buradan. Ben de direkt fırının üstüne koyuyorum onları. Daha kullanışlı. Hepsi bir arada. Aaa. Nişan altı rastım. Saklı ya. Aynen. Şuna bakın. Bizim nişanda Hatice annem, doğru mu deseyim mi? Böyle bir şey yaptırmış Türk kahvesi. Şöyle bir çikolata, Ezgi Duhan nişan hatırası. 7 Mart 2020. Pandemiden hemen önce. Kek kalıpları, o da oraya belki. O da oraya koyacağım. Onu şeyin içine koyacağım, fırının içine. Olur. Koyuyorum ona da. Düzen ve yerleştirme tam hızıyla devam ediyor. Onlar ne?
Buhardan geldi. Aa, Elisya çerezlik almış. Günden oldu ya. Aslında bir süt ısıtacağım almıştım. Onu ısıtacağım şu pijamaya bak. Hiç unutmadım. Şeye de uygun. Güzeldi. Ver sesi, ver sesi. Hiçbir şey kırılmadı. Burası mı? Aynen burası mı? Ben ani tepkilere girdim. Depremde nerede böyle oldu? Zaten şep de şep de bir şeker oldu. Nerede? Ne yaptın? Yanına gidiyorum. Aslan nerede? Bir şey lazımsa söyleyin abi, yeken halinde. Ay bizim yemekçimiz getirecek hayatım, sana gerek yok. Apartmandan aramışlar, kız Hatice gitti demişler. En çok zaman alan yer mutfak. Benim şeyde, çeyizde de olmuşum zaten. Ben başlıyorum. Tamam, tamam. Sen önce şunları koy anne. Böyle. Şunu aç bir önce. Ha. O da ortadan bir kalksın. Yapacak bir şey yok. İkram ettin mi? Evet. Bize yardım ediyoruz. Çok güzel. Bize yardım ediyoruz. Psikolojik destekte bulunuyoruz. Bardak çok değil mi? Evet. Bir telefon çalıyor sanki. Ve mutfak bitti. Tamamen bitti. Hem de bakar mısın? Bayağı yorulduk ama değdi. Bayağı temiz ve düzenli oldu. Şu anda hem bulaşık makinesi hem de çamaşır makinesi çalışıyor. Çamaşır makinesini Hatice annem buraya koydurdu. O kadar yorulduk ki şu an toparlandık ve eve gidiyoruz. Yarın tekrar geleceğiz buraya. Aslan da uyuyor zaten. Şu anda gece uykusuna geçti. Duşa bile girecek halim yok şu anda. Yarın sabah girerim. Aslan da bugün yıkayacaktık. Onu da yarın yıkarız. Artık yapacak bir şey yok. Haydi gidelim. Banyo yaptık ya. Biz banyo yaptık. Biz banyo yaptık. Oley. Rengin açıldı. Bu sefer sana kese yaptım. Süngerle yıkamadım. Kese yaptım bu sefer sana. Bildiğimiz el örgüsü keseyle yaptık ya. Masaj yapalım. Aslan masajı çok sever. Bacaklara yaptık. Altını bağladık. Şimdi üst kısma yapalım. Of. Ne güzel oluyor değil mi masaj? Bol yağlanalım. Pehlivan gibi yağlanalım. Hı? Karnımıza masaj, gazlar varsa çıksın. Çıksın gazlar. Çıksın gazlar.
Omuzumuza yapalım şöyle. Of 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 of. Pamuk gibi oluyorum. Sana masaj yaparken ben rahatlıyorum. Haydi şimdi tummy time. Gel 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 gel. Hop. Ah, dur anneciğim. Hah. Hop. Ay kaydı çocuğum. Sırt masajı. Sırt masajı. Lozyon da sürelim sırtına da. Bacaklara zaten sürdük. Bitti. Şimdi cilt bakımı. Şimdi konak merhemini sürelim. Saçlıklarını sürelim. Uf uf uf, yakışıklı ya, yakışıklı ya. Çok güzel oldu. Şimdi nemlendirici krem. Gel bakalım. Of, yüz masajı şimdi. Yüz yogası. Hadi bakalım, yüz yogası. Tırnağın bile temas etmiyor sana, değil mi? Hiç rahatsız ediyor mu tırnağın? Sadece parmakların değiyor. Evet, şimdi kulaklarımızı temizleyelim. En hassas olduğum şeylerden. Bebişlerin kulakları temiz olmuş. Dur anneciğim, dur bir tanem. Aa, aa, aa. Süt sağdım, sütümü içeceksin. Kendine. Acıktığını biliyorum. Çok acıktın biliyorum. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Evet acıktın. Acıktın. Vereceğim. Hemen vereceğim. Ama bak verdiğim zaman alacaksın, olur mu? Şu aralar yemel etli de yapıyorsun. Memel etli dışında. Havluyu kaldıralım. Kalk 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 kalk. Aferin sana. Hop geri yatalım. Siyah giyinelim bugün. Ağlama anneciğim. Bak hemen giydirip. Tamam giydirmeden yedireceğim. Giydirmeden yedirelim. Bak ne var burada. Bak ne var burada. Ay acıkmış benim oğlum. Tamamdır sağ olun. Aslan'a üstünü giydirdim, ayakkabısını da giydirdim. Bakar mısınız uyuyacak? Tamam anneciğim. Ya kafasını telefonuma çarptı elimdeyken. Birazcık ağladı. İçim parçalandı ama olur öyle şeyler, ne yapalım. Güzel oldu, ne oldu şu? Çok güzel hem de. Ben de size kombini bu şekilde göstereyim. Bu kombini ben geçen yıl tatilde 8 haftalık hamileyken giymiştim. Ve çok beğenilmişti. Geçen yıl Zara'dan almıştım. Şu anda da doğumdan tamı tamına 4,5 ay sonra giyiyorum ilk defa. Birazcık şöyle göbek problemim var. Alt karın daha doğrusu yani şurası. Alt karında giderse hiçbir problem kalmayacak benim açımdan. Çünkü bir tek şu anda sorun ettiğim kısım alt karın. Umarım hallolur. Bu arada günaydın. Yeni bir günden herkese merhaba. Sabah uyandım, direkt duşa girdim. Şimdi biz dışarıya kahve içmeye çıkıyoruz. Pilates hocam vardı Nurgül. Onunla görüşeceğiz ve onun erkek arkadaşıyla görüşeceğiz. Kahve içelim dedik. Şu an sebepsiz bir huzursuzluk var. Evden çıktık. Şu anda arabadayız ve Aslan uyudu. Zaten uykusu vardı. Tam bir uyku ağlamasıydı onunki. Yani ne yapsak da işe yaramıyor böyle uykusu geldiğinde ağladığı zaman. Hani altını değiştiriyorum, kucağıma alıyorum ve istediği şekillerde, o şekilden şekle girdiriyorum kucağında. Emziriyorum ya da işte besliyorum, yine fayda etmiyor. Ama uykusu varsa ve eğer başına vurduysa çok kötü oluyor. Oynasak bile fayda etmiyor. Normalde oyun çok seviyor. Şuna bakın. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu videoda söylemedim ama biz arabayı değiştirdik. Bilenler biliyordur belki, önceki arabamızı satılığa çıkarmıştık. O satıldı, anında bunu aldık. İçi bayağı geniş bunun. İçi bayağı geniş. Çocuklu aileler için bu tarz arabalar çok daha kullanışlı oluyor. Bir yere gideceğiniz zaman falan eşya koymakta daha rahat olabiliyorsunuz. Bazen biliyorsunuz bebek arabaları inanılmaz büyük oluyor. Bizimki o kadar büyük değil ama ister istemez yer kaplıyor arabanın içerisinde küçük olmasına rağmen.
horluyor. Asla şu an horluyor. Anneciğim kahve içmeye mi geldik ya? Bakın kim var ya. Merhaba. Özlendiniz. Ben aşırı özledim yani spor yapmayı, seni. Kesinlikle haftaya başlıyoruz. Ay evet inşallah. Hep birlikte başlıyoruz. Evet. Yani en başta sağlık ve dinç hissetmek zaten en önemlisi o. Ben spor yaptığım zamanlarda, pilatese gittiğim zamanlarda çok daha dinç oluyordum. Güne çok erken başlıyorum. Birçok açıdan insanı motive ediyor aslında. Ben çok motive oluyorum. O yüzden tekrardan başlıyoruz bakalım. Nurgül'lerin yanından ayrıldık. Hatice annemin yanına geçiyoruz. Köy evine geçiyoruz. Orada biraz duracağız ama gitmeden evvel aynalar var. Mobilyacıdan aynaları alacağız. Tuvalet ve banyonun aynaları. Yani yakın zamanda da monte edilecek. Çünkü aynalar henüz takılmadı. Bu arada saçımı bugün doğal haliyle bıraktım. Sabah H.C. Care'ın bu serumunu uyguladım ben. Yani saç dökülmesi problemi yaşadığımı söylediğimde herkes bana o ürünü kullanmam gerektiğini ve çok işe yarayacağını söylediler. Yani şimdi onu kullanıyorum ve şu an için memnunum. Yani hiçbir sakıncası da yok zaten kullanmamı şu anda. Emzirmeye şuna bunu. Sabah sürdüm. 2 saat bekledim. Zaten 45 dakika ile 2 saat arası beklemeniz öneriliyor. Bazen geceden sürüp sabah yıkananlar da oluyor. Daha sonrasında duşa girdim. Biraz arıtmak sıkıntı oluyor. Bayağı böyle şampuan uygulamanız, iyice yıkamanız gerekiyor. Onun dışında kokusu falan güzel, hissi güzel. Saçlarınız daha nemli, daha güzel oluyor. Sevdim yani o ürünü de. Aslan çok terlemiş. Ben de kucağıma aldım. Pusetten dolayı terlemiş. Puset bayağı ıslak şu anda. Terlemişsin anneciğim. Bu arada şunu da göstereyim size. Bu manuel süt sağma pompası. Bunu genelde yanımda gezdiriyorum. Arabada, gittiğim yerlerde falan bununla sağıyorum. Evde de otomatik olanı var. Otomatiği evde kullanıyorum. Manuel olanda da bence performansı gayet iyi. Hani dışarıdayken beni çok kurtarıyor. Emşene anneni, emşene. Emme sen bilirsin ya. Sen karar ver anneciğim. Senin dediğin olsun. Bu konunun üstüne gittim ama kendi karar verecek artık. En azından sağarak da olsa sütümü alıyor olması beni rahatlatıyor, mutlu ediyor. Ay arkadan ne güzel görünüyor şimdi, baksana kamerada. Kargolarımızı açalım. Kargolarım gelmiş. Aşağıdan aldım ve buraya getirdim. Bu nedir? Bunu ben bir açıp geliyorum. Bu kargo beni çok mutlu etti. Çünkü kameramın bataryası yoktu. Çok zorluk çekiyordum. Çünkü benim bataryalarımın artık pilleri bitmişti. O yüzden yeni bir pil söyledim. Ve hemen diğer kargoyu açalım hızlıca. İnşallah doludur o batarya. Bir de doldurmakla uğraşmayalım. Bir tane daha geldi. İki tane söyledim çünkü. Ayrı ayrı göndermişler. Neyse bir kargo daha var. Hemen onu açalım. Bu nedir? Bu ne? Mayo. Ve çok güzel bir pakette gelmiş. Şuna bakar mısınız? Tam mayo koymalık. Plajda falan makyaj malzemeleri ya da güneş kremi falan koymak için çok çok iyi. Ama yanlış mayo gelmiş. Ben böyle bir mayo istemedim. Hayal kırıklığı. Ben böyle bir şey istemedim. Gerçekten istemedim. Benim istediğim bu değildi. Nasıl böyle bir şey yaparlar onu da anlamadım. Hemen iletişime geçmem gerekiyor. Yani giyebileceğim bir şey olsa bırakırım ama ben... Ne? Ben anlamadım bile ne olduğunu. İade. Çok sinirlendim şu anda. Hiç sevmediğim şey. Yani beni boşu boşuna uğraştıracaklar. Boş değil. Vallahi sinirleniyorum böyle ya. Ben bir de bununla uğraşacağım. Büyük bir kargo var. Onu açalım. Şöyle göstereyim. Ağır da bir şey. Aslanın park yatağı bence. Hemen açıp geliyorum. Ya aslanlar ya sanki kamerayı açmamı bekliyorsun ha. Çantası da var. Yani bir bilgisayar çantası kadar küçük değilmiş. Ben bilgisayar çantası kadar sanıyordum da. Bilgisayar çantası kadarmış. Evet, şey valiz gibi. Çıkarsana aşkım. Ama iyi. İyi değil mi? Hemen bakalım. Aslan bir dur ya. Açıyordu. Şunu çıkarır mısın? Hemen. Süngeri nasıl? Biraz sert. Yok, güzel yumuşak. Nasıl açılıyor? Evet, tam tersi çevireceksin. İçine gelecek o. Bir şey canım, güzel bir şeye benziyor sence? Pratik bir şeye benziyor. Ne kadar pratik bilmiyorum. Hadi bakalım. Ağır çekim hareket ediyor yahu. Hayır, anlamaya çalışıyorum nasıl bir şey olduğunu çünkü. Böyle bir şey. Heh, bunu da içine. Bakalım beğenecek miyiz? Koy onu da. Hayır böyle. Görüntüsü de böyle aşkım. Ben görüntüsünü biliyorum. Önce matı koyacaksın, sonra süngeri. Beğenirsek kalır, beğenmezsek iade ederim. Ayaklarını takıyormuşuz orada. Sıvala marka. Geliyoruz yani. Annecik! Ne yapıyorsun? İyi mi böyle keyifler he? İki koltuğu birleştirdik. Tamam, bu tamam. Yerlerde süründürdünüz lan be. Yani bilemedim. Gidemezsiniz de bir şey getirmedin. Gidecektik. Duha yine yok dedi. Gideriz sonra dedi. Değişik bir şey ya. Bilemedim sence. Ne diyorsun? Bilmiyorum. Git mi? Aslında bunun için nasıl göreceğiz biz bunu? Git mi? Koy bir iki dakika.
tutmaz inşallah. Aslan'ı şu anda park yatağı koyduk. Bayağı sevdi bu arada. Bakar mısınız? Bayağı da pratikmiş. Yani bir iade etsek mi falan diye düşündük ama yok yani. Mantıklı dedi Doğan'da. Aslan sevdi. Evet, aslan sevdi. Ve güvenli yani. Hani bakın yerden bayağı yüksek hiçbir şekilde. Ya ne yapıyorsun sen? Evi de şöyle göstereyim. Yerleşti bayağı ya. Babanı mı izliyorsun annecik? Yıkamak için, evet. Şu an Carrefour'a geldik bu arada biz. Yani Real Emir AVM'ye geldik. Hatice annem Koçtaş'tan bir şeyler aldı. Ve şimdi ben de Aslan'ın biberon temizleyicisi yoktu. Deterjan alacağım, bebek deterjanı. Onları halledeyim. Hah, şurada var bebek deterjanı. Kokusuna bakalım. Şunu alıyorum. Ben bunu sevdim gayet de. Bayağı güzel. Bir de yeni doğan değil zaten artık. Şunu alıyorum. Yeterli. Haydi gidelim anneciğim. Aa! Ya ne oluyor? Bu heyecan ne? Sen de mi marketi sevdin? Tabii hamileyken çok gezdik market. Hatice annem McDonald's'a geldi. Aslan da ağzıyla yalanıyor. Hatice annem diyor ki ağzının suya akıyor diye. Hamburger misin? Hatice anneme kalsam valla hamburger yedirecek. Yedirim valla. O da anlıyor gibi gülüyor. Valla yedirim. Şimdi videomu kaydedeceğim ve yükleyeceğim.